Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Pınar. Pınar, evet hocam. Anlat bakalım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Kurgu yapıyorum hocam, 4 senedir freelance. Premiere biliyorum, After Effects, Illustrator, Photoshop, InDesign. Her şeyi yapabiliyorum. Zamanında iş yetiştirebilir misin? Yani evet, aslında 1,5 günde kurguyu bitiriyorum. Bütün sorunlarımızı çözer bu Gülse. Evet. Yani bize tam lazım olan insan. Anlaştık mı yani? Yok, bize tam lazım olan insansın ya. Evet. İşte o yüzden alamayız. Şimdi seni alırsak her şey düzgün ilerler, sıkıntı çıkmaz. Olmaz yani. Değil mi Gülse? Kaos olmaz. Kaos olmayınca da bir anlamı kalmaz. Bir kaos olması lazım. Tamam, sen çık şimdi. Biz seni aramayız sonra. Selam. Selam, hoş geldin. Bu ne ciddiyetsizlik ya? Duygu. Doğru. Kusura bakmayın, geç kaldım biraz. Yo, geç kalmadın. Kalmadın mı? Ay sikim ya. Anlat bakalım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Seni niye işe alalım? Bir şey yapmıyorum. Takılıyorum. Ha, şöyle bir özelliğim var. Ben geç gelirim. Çok iyi ya. Harika bir şey gerçekten. Biz erken gelenleri sevmiyoruz pek. Öyle mi? Evet. Çok iyi anlaşacağız. O zaman sana bir soru sorayım. Ha. Elinde iki tane lens var. Ha. Geniş açıyla çekim yapmak istiyorsun. Biri 14 mm, öbürü 85 mm. Hangisini kullanırsın? Bu tuzak soru yalnız. Çekimlerde lens kullanmıyoruz. Ne? Kandıramazsınız. Tuzak soru. Aldım ben onu. Sen bu işlerden pek anlamıyorsun galiba. Hocam, yanlışınız var yalnız. Hiç anlamıyorum. Mükemmel. O zaman sana hemen kanal açalım ya. Madem anlamıyorsun. Öyle mi? Evet. Fluze diye bir kanal açalım. Tamam. Ayda 20-25 bin lira yakmaya hazırız. Tamam. Hatta kanalı açalım. Şöyle de bir şey yapalım. 6 ayda 100 bin olmazsa öyle bir hedefimiz olsun. Ya ama emin misin? Yüksek biraz. Yani sonra sıkıntı olmasın. Yok, 6 ayda 100 bin. Söz. Tamam, bir de bir sürü hısım akraba falan bilmeyen herkesi doldurabilirsin oraya. Tabii. Harika. Okey. O zaman yarın gelsen. 11'de burada ol diyeceğim ama 11 olmazsın sen artık. 12.30'da buradayım. Kaça kısmetse orada. 12.30, 1. Aramayın sabah. Tamam. Kim bu, Gülsema mıydı? Neydi? Gülsema. Tugay. Gülsema mıydı isminiz? Evet hocam. Çok saçma bir isimmiş. Biz sana Gülse diyelim burada. Alındın mı yani? Alınma canım. Gülsema deriz eğer öyleyse. Yok, Gülse deyin. Gülse mi diyelim? Aha. Gülse? Efendim? Hayır, sen değil, ona diyorum. Yok, olmaz, tek Gülse olmalı. O zaman Gülsema diyelim. Ne gibi bir özelliğin var? Niye alalım seni buraya? Açıkçası ben sizi İFA'dan beri takip ediyorum. Öyle mi? O zaman hoş geldin ya. Söyleseydin ya önceden, hiç şey yapmazdın. Çok iyi. Gerçekten okeyim değil mi? Alındım. Dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Yo, ben sizi İFA'dan beri takip ediyorum işte yani sonuçta. Şaka yaptım zaten. Çok şakacı bir insanım. Alındın Gülsemacığım. İşe geç gel. Merhaba hocam. İsmin neydi? Mertcan hocam ama arkadaşlarım MC'ler. Ben arkadaşın olmadığına göre Mertcan diyebilirim galiba. Tamam hocam, olur. Ama ayrı yazılıyor bu arada. Kamera biliyorum diye yazmışsın. Evet hocam. Işıktan da anlıyormuşsun. Evet hocam. Ha, bir de yönetmen olmak istiyorum hocam. O yüzden hevesliyim. Akıllıyım, olgunum. Ama işte biz burada o tip insan aramıyoruz. Hmm. Diğerlerinde yok bu özellikler. Bir tek sende olursa garip olur. O zaman... Daha işe yaramaz bir tarafın varsa... Hocam Discord açarım Flu TV'ye. Oradan yürürüz, patlarız. Discord. İşe alındın çocuğum. Hocam çok sağ olun ya. Teşekkür ederim gerçekten. Merhaba hocam. Hiç oturmana gerek yok ya. Bir dön bakayım şöyle. Ne senin adın? Mina. Nerede okudun sen? Paris'te hocam. Tamam, harika. Oturmaya gerek yok. Direkt alıyoruz. Mina gelsin. Hem güzel hem Fransa'da okumuş. Merci. Au revoir canım. Au revoir. Merhabalar. Merhaba. Niye iki? Merhaba. Siz nereden çıktınız? Öyle, herkes içeri giriyordu sıra sıra. Biz de bir girelim dedik. İyi ettiniz ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bir yeteneğimiz yok. Öyle giriyordu insanlar, biz de girelim. Ben çok katılmıyorum. Benim komik şakalarım var, güvendiğim şakalarım ne var. Ne tür mesela? Yapayım bir tane hocam. Mesela aç bir hırsız bir eve girmiş ve yakalanmış. Neden? Neden? Çünkü karnı zil çalıyormuş. Ben yazdım bunu. Gerçekten çok üst düzey bir şaka. Ben gülüyorum. Biz daha önce bir takım yeteneksiz insanları işe aldık ama hani bu kadar da bu kadar değildi. Var mı bir özel bir yeteneksizliğiniz varsa?
Hocam biz aslında Gülseman'la arkadaşlarız. Ona destek olmak amaçlı geldik, evet. Gülseman'la arkadaşısınız, tamam o zaman canım. Niye baştan söylesenize ya. Geçin hemen başlayın ya. SGK'ların falan her şeylerini yapın. Tamam, çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Rica ederim. Gülsev, bakın başka adam ya. Biraz daha adam olalım. Ben boş durmayı sevmem. Bitti. Ha? Bitti. Kadar. Bu kim? Ne yapıyorsun sen? Kimsin sen? Tesisat, boru. Z kuşağı mısın? Galiba. Elinde alet tutuyor. Tamam, gel sen de başla abi. Yarın geliyorum. Al bana, yarın gel. Kaçta? İstediğin zaman gel ya. Fark etmez tabii. Tamam, sağ ol. Ne yapacaklar bu insanlar ya? Ne iş yapacaklar? Zaten sıkıldım ben. Aklı başında insan ne yapacağız ya? Gelsinler, batırsınlar, gitsinler. Kanalda bitsin, kurtulayım. Bu YouTube'cu muyum ben ya? Yani bilmiyorum. O zaman da video yetiştiremiyoruz. Belki kendi uzun metrajımı çekerim, ne bileyim. Burası bir batsın önce, bir rahatlayalım. Böylece kimse bana bir şey diyemez. Onun için çevrende ne kadar yeteneksiz, eş, dost, akraba, hısım falan varsa doldur. Tamam. Z tamam. Olsun yeter. Kuzenlerimi çağırayım ben. Çağır. Yemek biraz sorun olacak ama. Yani biraz zayıflardan çağırmaya çalış. Hı. Çiğ köfte veririz. Tamam. Olur. Bakıyorum bir dakika. Ay çok kötüymüş bu şaka ya. Utanç verici bir şaka bu. Bunu yapamam. Ben bu kadar aşağılık bir mizah yapamam. Senaryo böyle olmaz. Gerizekalılar, yemin ediyorum. Yo, çok geç kalmadım. Birde görüşecektik. Bir buçukta geldim. Ay hocam, sizi kaldırayım mı? Geniş açıda çek yapmak istiyorum. Yok yok, gel. Yok yok, gel. Gel gel. Jimnastik be. Jimnastik reis. Ay çok süper.